Herkese merhaba, ben Muhammed Musab Öztürk. Bugün sizlere Adobe Lightroom yerine kullanabileceğiniz profesyonel ve tamamen ücretsiz Darktable isimli programı tanıtacağım. Programı darktable.org sitesinden tamamen ücretsiz olarak Windows, Linux, macOS için indirebilirsiniz. Programın arayüzü bu. Sol tarafta bir modül var, sağ tarafta bir modül var. Ortada fotoğrafları göreceğimiz kısım var. Aktaracağımız fotoğrafları göreceğimiz kısım var. Fotoğraf aktararak başlayalım. Import'tan image diyoruz. Program kendi klasörünü yönlendiriyor. Burada fotoğrafları küçük boyutlu olarak görebiliyoruz. RAW çekilmiş fotoğrafların hepsi. Gördüğünüz üzere. Böyle tek tek seçebilirsiniz veya Ctrl A yaptığınızda hepsini seçebilirsiniz. Veya bir fotoğrafa tıkladınız, Shift'e basarak aralıkta seçmek istediklerinizi seçebilirsiniz. Ctrl A yapıp hepsini atacağım şu anda. Fotoğrafların hepsinin ön izlemesini burada yapabiliyoruz. Gördüğünüz üzere. Alt kısımda fotoğrafları yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyoruz. Bu şekilde. Birden bir sırada 21 tane fotoğraf olana kadar aralık mevcut. Bu yakınlaştırıp uzaklaştırmayı kontrole basılı tutup mouse tekerleğini çevirerek de yapabiliyoruz. Veya burada file manager yerine zoomable light table dediğimizde mouse tekerleğini çevirdikçe yaklaşıp uzaklaşabiliyoruz. Ve fotoğrafları istediğimiz yere taşıyabiliyoruz bu şekilde. Ben bunu tercih etmiyorum. Karmaşık görünüyor biraz. File Manager deyip tüm fotoğrafları sırasıyla görüyorum. Yaklaştırıyorum biraz. Bu kadar. Şimdi ben Fujifilm ile çekmiş olduğum fotoğrafların klasörünü açtım. Başka bir klasör açmak istiyorum. Canon'la çekmiş olduğum fotoğrafları açıyorum. Yine hepsini açacağım. Ctrl A yapıp. Açtım. Görmüş olduğunuz gibi Canon'un klasörünü gösteriyor şu anda bana. Fujifilm'in klasörünü göstermiyor burada. Bunun için Fujifilm'in klasörünü daha önce çalışmaya yaptığınız klasörü görmek için sol tarafta Collect Image diyoruz. İki kere tıkladığımızda o klasörü görüyoruz. Burada da iki kere tıkladığımızda diğer klasörü görüyoruz. Film Rule yaptığımızda mesela kamera dediğimizde Canon 600D ile çektiklerimi Fujifilm X-H1 ile çektiklerimi gösteriyor. Hatta buradaki her şeyi inceleyebilirsiniz. Lens seçeneğinde Fujifilm X-H1 16-55'te 50-140. Bu da Canon'da kullanmış olduğum Sigma 18-200'de çektiğim fotoğrafları gösteriyor. Odak uzaklığına göre 16 mm 28 98 106 200 bu şekilde bu ISO aralığına göre diyafram değerine göre bu
Burada birçok özelliğe göre açmış olduğunuz dosyaları görebilirsiniz. Klasör klasör çalışıyorum. Zaten fotoğraflarımı arşivlerken tarihe ve klasörlere dikkat ederim. Şöyle göstereyim. Arşivim vardır. Yıllara göre arşivliyorum. Aylara ve günlere göre. Bu şekilde. O yüzden klasör klasör hep açarım fotoğraflarımı. Yine sol tarafta fotoğrafla ilgili nasıl çekildiğiyle ilgili exif bilgilerini görmek için image information dediğinizde fotoğraf bilgilerini getirir. Peki fotoğraf işlemeyi nasıl gerçekleştireceğiz programda? Herhangi bir fotoğrafı seçtiğinizde çift tıklayarak açabilirsiniz. Sizi darkroom, karanlık odaya yönlendirir. Fotoğraf işleyeceğiniz kısım burası olacaktır. Fotoğraf işleme özelliklerinin yer olduğu kısım sağ tarafta. Grup grup yapılmış. Basic group, tone group, color group, correction group ve effect group. Birçok grupların altında modüller var. Gerçekten çok fazla var. Çok fazla özellik var. Programa aşina olduktan sonra bu modülleri kullanarak profesyonel anlamda çok kaliteli fotoğraf işleyebilirsiniz. Tekrar Lightable'a geri dönelim. Fotoğrafları gördüğümüz kısmı. Herhangi bir fotoğrafı daha yakından görmek veya tek fotoğrafı görmek istediğinizde Z tuşuna basılı tutmanız yeterli. Ctrl Z'ye bastığınızda ise bu fotoğrafın makinenin nereye netlik yaptığını gösteren bölümleri çıkıyor. Bu şekilde. Ve sağda, solda, üstte ve aşağıdaki kısımları kapatıp tam ekranda fotoğrafların hepsini görmek istediğinizde taba basmanız yeterli. Görmüş olduğunuz gibi fotoğraflara program derecelendirme yapıyor. 1'den 5'e kadar yıldız vererek. Bunu 1, 2, 3, 4, 5 diye basarak veya 0 vermek istemiyorsanız 0'a basarak gerçekleştirebilirsiniz. Fotoğraflarınızı derecelendirmek isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Veya fotoğraflarınızı renklere göre kodlamak isterseniz taba basıp geri döneceğim. Aşağıda görmüş olduğunuz kırmızı, sarı, yeşil, mavi ve pembe renkleri verebilirsiniz. Bunu da biraz yaklaştırayım fotoğrafları. Fotoğrafın üstüne mouse ile gelmeniz yeterli. Tıklamanıza gerek yok. F1, F2, F3, F4 ve F5 tıklayarak yapabilirsiniz bunu. Bu şekilde. Fotoğraflarınızı sınıflandırabilirsiniz bu şekilde. Diyelim ki ben çekmiş olduğum balıkçı için mavi kullanacağım mesela. Yeşili sildim, mavi yaptım. Mavi. Mavi yaptım balıkçıyı ve sadece balıkçıyla ilgili fotoğrafları görmek istiyorum. Bu da yukarıda color level diyorum. Mavileri ön plana getirdim. Diğer renkleri gruplayayım. Mesela sarı. Gördüğünüz gibi. Fotoğrafları renk gruplarına ayırıp size
sınıflandırmış olduğunuz fotoğrafları bulmanıza yardımcı oluyor. Şimdilik program ile anlatacaklarım bu kadar. Diğer bölümde fotoğraf işlemeye modüllerden başlayacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen.